Graf filosu buluşu için kendi buluşu gerek. Bana bunu bir faaliyet yaptığı yerden için... Assalamu alaikum aziz okuyucular, kadirli ustozlar. Yangi toplam Rukni'deki 61. video dersimizi başlayalım. Birinci kısım, mavzuyumuz çizikli funksiya hakkında bo'ladi. Demek birinci misol. F0'da -2 hamda F2'de 1 kıymetini kabul qiluvchi çizikli funksiya OX o'qini qaysi nuqtada kesib o'tadi. İki xil usulda yechamiz. Birinci usul. Fx funksiyanın ko'rinishini kx plus b ko'rinishida olishimiz mümkün. Çizikli funksiya mavzusunu biz maktab dasturida o'tganmiz. Ko'rib takrorlab olishingiz mümkün. Demek fx teng kx plus b ko'rinishli funksiya çizikli funksiya deyiladi. Çizikli deyilishining sabab birinci derecede qatnashyapti. X o'zgaruvchi yoki birinci derecede funksiya desek bo'ladi. Bir o'zgaruvchi. Bu yerda k va b'lar o'zgarmas sonlar, x esa noma'lum yoki o'zgaruvchi. Endi demek mana bu x o'rniga qo'yiladigan son, mana bu fx o'rniga qo'yiladigan son. K ko'paytirilgan 0 plus b minus 2 k ko'paytirilgan 2 plus b teng 1. Mana tenglamalar sistemasi. Demek yukarıdan b teng minus 2, b'ni o'rniga minus 2 koysak, bu tomonga o'tkizsak 3, 2 ga bo'lsak k teng 1/5. Bu birinchi usul edi. Biz izleyotgan funksiya fx teng kx plus b edi mana ko'rinishi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak 1/5x minus 2. Endi bizden soruyordu, OX o'qni qaysi nuqtada kesib o'tadi deyapti. OX o'qni qaysi nuqtada kesib o'tishini topish uchun y'ni o'rniga yoki fx o'rniga 0 qo'yamiz. 0 teng 1/5x minus 2. Bundan demek 1/5x teng 2, x teng, bunu bu tomonga bo'lish qilib o'tkazsak 2 natija hosil bo'ladi bizda. Demek x teng, e'tibor beramiz, qaysi nuqta deyapti? Kelinglar a deb belgilagan bo'lsak 1/3 0 nuqtada OX o'qini kesib o'tadi. İkinci usul. Eğer belirgen noktalarını b 0 ve minus 2 hem de s 2 ve 1 deyip belirgelik. Bana belirgeci yetibar verirler. 2 noktada 3 torsuzluk tenglemez formasıya koyalımız. Buna kaydı. X minus x 1 x 2 minus x 1 y minus y 1 y 2 minus y 1. Şimdi bir yerde haklasak bunu x 1 y 1 x2, y2. Ya ki bunu x1, y1, bunu x2, y2 ko'rinishda olishimiz mümkün. Bunda x minus 0, mana x1 deb qaradik. 2 minus 0, teng y plus 2, 1 plus 2. Y2 minus y1, 1 minus bunga ta'sir qilsa plus bo'ladi. Yani ko'paytira olsak bo'ladi. 3x teng 2y plus 4. 2'ye bölü varamız. Toru bu tamamen götkizemiz. Y deyin, toru bu tamamen götkizsek 3x minus 4, 2'ye bölü varsak 1/5x minus 2 görünüşteki. Tabi fx funksiyonu etibarı belirli. Y deyip belirlensek bu olaydı, fx deyip belirlensek bu olaydı. Şimdi fx deyip belirlenişteki mananı mı? Bana bir yerde kaç özgürlüğü oturadigen olsa, bana şu yerde katlaştırdıgen, bana kaos içi de şu özgürlüğü yazdılar. Mesela A'ya nispeten oturadigen olsa F, A yazdılar. T'ya nispeten oturadigen olsa F, T yazdılar. Bana şu yerde koyuladigen olsa, bana bir yerde koyuluş manası da FX görünüşü deyem belgilenadı. Funksiyat çünçesi bizim ekleyip dersimiz deyem var. Bu yerde sızıklı funksiyonu batasıl tohta gelmez. Şimdi bizde ikinci misal, hud düşünde yeçiler uyan. Fakat o y o'qni qaysi nuqtada kesib o'tadi deb so'ralyapti. Mana bunday holatga olib kelgandan keyin o y o'qni qaysi nuqtada kesadi degan savolga javob x o'rniga 0 qo'yib yuboramiz. Demak, o x o'qni qaysi nuqtada kesadi desa, y o'rniga 0 qo'yib tenglama yechamiz. O y o'qni qaysi nuqtada kesadi deyilsa, x o'rniga 0 qo'yib tenglamani yechamiz. 3-chi. A'ning qanday qiymatida mana bu funksiyalar grafiklar o'zaro parallel bo'ladi deyilyapti. Demak, birinchi funksiya bizda y birinchi funksiya
Diğer ikinci funksiya. Paralel bo'lish sharti bunaqa edi. Agar y1 parallel y2 ga bo'lsa, u holda k1 teng k2 bo'lish kerak. Ya'ni x holda koeffitsiyentlar teng bo'lsa, parallel bo'ladi. A minus 1 teng 2a plus 3. Bunda a ning qiymati demak minus 4 ga teng bo'ladi. A teng minus 4 da. Mana bu to'g'risiqlar o'zaro parallel bo'ladi yoki x holda koeffitsiyentlar o'zaro teng bo'ladi. 4-chi a qanday bo'lganda mana bu ikkala funksiya grafiklar usmo'z tushadi deyilyapti. Demak y birinchi funksiyamizda. Grafiklar usmo'z tushish uchun qanday bo'lishi kerak? Grafiklar usmo'z tushish uchun barcha koeffitsiyentlar nisbatlari o'zaro teng bo'lishi kerak edi bizda qaraylar. Mana bu 1 bo'lyapti ikkalasi. Endi bu tomondan boshlaymiz. A minus 1 ning 2a plus 5 ga nisbati usmo'z tushish uchun a plus 2 ning 2a plus 8 ga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Mana usmo'z tushish shunaqa shart bajariladi. X holdagi koeffitsiyentlar hamda c1, c2 yoki ozod hadlar nisbatlari o'zaro teng bo'lishi kerak. Ko'paytirib olamiz. 2a kvadrat plus 8a minus 2a minus 8. Bu tomonda 2a kvadrat plus 5a plus 4a plus 10. Mana 9a e'tibor beringlar. Mana bu tomonda 6a. 6a minus 9a teng 10 plus 8. Minus 3a teng 18. A teng minus 6. A teng minus 6 bo'lganda mana bu ikkala funksiya usmo'z tushadi. 5-chi. Anin qanday eng kichik natural qiymatida berilgan funksiyalarning grafiklari bitta nuqtada kesishadi. Yozib olamiz. Funksiyalar grafikler bitta noktada kesişadi deyilyapti, endi e'tibor beringlar. Bitta noktada kesişi uchun tenglashtirib olamiz. Ikkalasini sistema qilsak ham bo'ladi, tenglashtirib olamiz. Tenglashtirib oladigan bo'lsak, demak 2a plus 2 equals plus a plus 2 teng 3a plus 1 equals minus a minus 1. Ana endi bu tomonga o'tkizsak 2a plus 2 minus 3a minus 1 equals minus a minus 1 minus a minus 2. Bu yerdan demek minus a plus 1 equals teng minus 2a minus 3. X ni kıymatını topladığımız olsak 2a plus 3 taksim a minus 1. Şimdi kesişini soru yaptı bu yerde. Demek bitta noktada kesişi için a 1 bo'lgan paytda yechimga ega emas. Yani a 1 bo'lgan paytda bu to'g'risiqlar o'zaro paralel bo'lib qoladi. Bu holda a teng emas 1 bo'lishi kerak. Endi birdan farqli boshqa sonda bitta yechimga ega bo'laveradi. Bu holda biz izlayotgan eng kichik natural son a teng 2 da bajariladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan matematika repetitor kanali sizga 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling.